bugün Batman'a, Diyarbakır'a, Mardin'e, yarın İstanbul'a, Ankara'ya, İzmir'e aynı sistem yönelebilir. Ve şimdi Esenyurt'ta da kayın var ve her gece işte kendi kanallarında bunu tartışabiliyorlar. Hem de büyük bir yüzsüzlükle. Kayınla ilgili söylemediğimiz bir söz kalmadı. Ama bir kez daha Batman'dan. Yanımda sevgili Gülistan Sönük var. Kadınların onuru olarak burada. Batman Gülistan Sönük dedi. Batman Dem Parti dedi. Ama onlar şimdi bir memuru işte o kayyum olarak atadılar. O kayyumu tanımıyoruz. O kayyum sadece belediye binasının içinde sözünü geçirebilir. Halkın birlikte mücadelesini, birleşik mücadelesini yükselterek bu tek adam rejimine karşı direnişimizi yükselteceğiz. Her sokağında irademi gasp edemezsin sözünün çınladığı Batman'dan iktidara seslenelim. Asıl terörist olan da, bölücü olan da sizsiniz. Halkın karnı tok, sırtı pek, barış içinde, güven içinde yaşamak için kardeşleşmesinin önüne zorbalıkla geçenlerdir teröristler. Halkın yan yana, omuz omuza, onurlu bir barışla yaşamasını her gün onların iradelerini gasp ederek, aralarına nifak tohumu ekerek bölmeye çalışanlardır bölücü. Batman halkı da, Mardin halkı da, Halfeti halkı da, Hakkari halkı da, bu ülkenin dört bir tarafında eşitlik, özgürlük, demokrasi içinde yaşamak isteyen halklar da gayet iyi biliyor. Terörist olan tek adam yönetimidir. Bölücü olan da onun en küçük ortağı olan MHP'dir. Asıl bölücü olan onlar, kardeş olan biziz. Birbirimize sahip çıkması gereken, mücadeleyi büyütmesi gerekenler bizleriz. Emek Partisi olarak ülkenin her yerinde bu kayyum gaspının, kadınların eşitlik hakkına, özgürlük hakkına, gençlerin gelecek umuduna, aynı zamanda bu ülkede yaşayan herkesin demokrasi, özgürlük ufkuna yapılmış bir saldırı olduğunu her yerde anlatmaya, bu mücadeleyi birleştirmek için bize bir el uzatırken öbür eliyle kafamıza sopa indirenlerin aynı kişiler olduğunu anlatmaya hep birlikte devam edeceğiz. Bugün buradayız çünkü aynı zamanda burada olmak demek ülkenin dört bir tarafında onuru, özgürlüğü, geleceği için birlikte mücadele edenlerin yanında olmak demek. Batman halkının yanındayız, Mardin'in yanındayız, Halfeti'nin yanındayız. Bu ülke özgürlük, eşitlik ve kardeşlik içinde bir ülke olana kadar hep birlikte omuz omuza mücadele etmeye devam edeceğiz. Bu kayyum anlayışına karşı, bu yok anlayışa karşı, inkarcı anlayışa karşı halkların ve inançların birlikte mücadelesiyle demokrasi mücadelesi vermeye devam edeceğiz. Bundan şüpheniz olmasın. Seyit Rıza'nın sözüyle bitirmek istiyorum. Seyit Rıza dersinde şunu söylemişti. Ben sizin hilelerinizle baş edemedim. Bu bana dert oldu. Sizin önünüzde ben boyun eğmedim. Bu da size dert olsun. Batman halkı, Mardin halkı sizin önünüzde diz çökmeyecek. Bu size dert olacak. Bu ülkeye demokrasi getirmeye sözümüz olacak. Mervi katleden çetenin karşısına dikilen, kadınların özgürlük mücadelesinin en güzel simgelerinden biri olan Gülistan Sönük'ün azmiyle buradayız. Bugün buradayız. Memleketin dört bir yanında hakkımı ver diyerek eylemler, direnişler örgütleyen emekçilerin iradesiyle ve kararlılığıyla buradayız. Ve şunu ilan edelim ki diktatörü koltuğundan ödecek olan şey bizim ekmek ve barış mücadelemizdir. Ekmek ve barış mücadelemiz nasıl onun koltuğunu salladıysa yerinden edene kadar devam edecek. Faşizme karşı yan yana gelmeye, halkların iradesinin gaspına karşı bu gaspı tanımadığımızı ilan etmeye devam edeceğiz. 8 yıldır kayyum darbesine karşı, kayyumun inkarcı, asimilasyoncu ve sömürgeciliğine karşı halklarımız direniyor. Bugün de Batman'da, Mardin'de,
Riha'da halklarımız yine direniyor. Biz yıllardır direnerek bu mücadeleyi büyüttük, buralara getirdik, kazanımlarımızı buralara getirdik. Bundan sonra da direnerek bu sokaklarda özgürlük mücadelesini, meşalesini yükselterek kazanacağız. Ülkemizde barış gelsin diyorlar. Dünyada madem ki bunun mücadelesini veriyoruz, ülkemize de gelsin. Evet, ülkemize de barış gelsin. Kürt halkı barışı getirsin. Ama nasıl getirsin? Tecriti kaldırın da öyle getirsin. İyilik gelsin. Ama bunun olması için bir kere o cezaevine doldurduğunuz sayısız DEM Partili'yi, HDP'liyi, Selahattin Demirtaş'ı bir çıkarın bakalım da. Özgürlüğü getirene kadar, tam demokrasiyi getirene kadar, tam eşitliği ve tam kardeşliği getirene kadar direneceğiz. Ve o nedenle arkadaşlar, bunları bu konumlarından uzaklaştırmak için, asıl onları iktidardan uzaklaştırmak için biz tek yumruk olmalıyız, biz tek yürek olmalıyız ve kocaman bir mücadele vermeliyiz arkadaşlar. Biz sadece birlikte yaşamak istemiyoruz. Aynı zamanda hakkımız olan birlikte yönetmek istiyoruz. Bizim hakkımız değil mi arkadaşlar yönetmek? Bizim de hakkımız. Çünkü bu topraklarda biz üretiyoruz. Vergimizi veriyoruz. Biz yaşıyoruz. Peki onlar ne yapıyorlar? Kendi zenginlikleri için, lüks yaşamları için hem insanları sömürüyorlar, yetmiyor. Kendi yasalarıyla uyguladıkları seçimleri sonra bakıyorlar, bozdum, oynamıyorum diyorlar. Yani böyle bir ikiyüzlülüğü, böyle bir hukuksuzluğu biz kesinlikle kabul etmiyoruz. Batman kaybettiğinde, Mardin kaybettiğinde biz zaten kaybetmiş oluruz. Kayyumun bizim yaşadığımız ile, ilçeye, mahalleye gelmesini beklemeye gerek yok. Değerli arkadaşlar, 31 Mart seçimlerinde Batman'da en güçlü biçimde ortaya konan irade aslında bütün Türkiye'de ortaya konuldu. Bu iktidar siyasi meşruiyetini 31 Mart itibariyle kareye eşitlikten, özgürlükten, barıştan, kardeşlikten, insanlıktan yana atan, vicdandan yana atan herkese seslenmek istiyorum. Yenilmiş bir iktidarın yeniden oyunlar kurarak bizi birbirimizle tartıştırmasına, gündemi meşgul etmesine asla izin vermememiz lazım. Bakın görüyorsunuz değil mi? Görüyorsunuz. Bakın görüyorsunuz. Görüyorum.